Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, bugün yine kocaman bir şey yapacağız. Bu ara ben biraz hep afiş hazırlıyorum. Hoşuma da gitti açıkçası. Böyle kaldırıp sonra kullanmalık da olabiliyor. Onun için sizinle de beraber yapmak istiyorum. Aynı zamanda bunu okuluma da yapacağım. Ama sizinle de paylaşmak istedim. Sizler de belki yapmak istersiniz diye. Peki bu afişi niçin hazırlıyorum? Bir bayrak var, gördüğünüz gibi bayrak var, yaptık böyle. Peki bunu niye yaptım? Şimdi bugün normalde 9 Mart. Ama 3 gün sonra. Yani 9'u 3 ekleyince ne olur? 12 olur. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü olduğu için sizinle birlikte bir afiş hazırlayalım dedim. İster odanızın kapısına, isterseniz okulunuza götürürsünüz, okulunuzda öğretmenlerinizi yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız belki düzenli değişiklikler yapıp sizler daha da güzelini yapabilirsiniz eminim. Şimdi İstiklal Marşı'nın kabulü yapacağız. 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kim yazdı peki bunu? Mehmet Akif Ersoy yazdı. Şimdi dedik bunu hem analım, güzel analım, hem de güzel böyle bir afişimiz olsun dedi. Bayraklı bir afişimiz olsun istedim. Beraber yapalım sizinle birlikte. Şimdi bir bayrak direği yapacağım. Kahverengi Eva kullanacağım. Bu bayrağı istiyorsanız gramofon kağıtlarından da yapabilirsiniz. Böyle hareketli, dalgalı olur. Ya da ben karton düşündüm. Kartonu düz kullanmak istemedim. Kartonu zigzag bir şekilde katladım. Önce aldım, böyle yaptım. Ters çevirdim. Bu şekilde sonuna kadar yapıp açıkçası önceden bir denedim nasıl oluyor diye. Onun için böyle hazır görünüyor. Evet. Ve böyle yaptım. Sonra hani yapıyorduk yelpaze, hatırlıyor musunuz? Onu bu şekilde açıyorum birazcık. Hem de bayrağımız şöyle dalgalı görünsün istedim. Hadi gelin beraber yapıştıralım sizinle birlikte. Önce direğimizi yapıştıralım. Bu cetvelimizi şöyle kullanalım. Kartonumuz yamulmasın. Evet, ne demiştik? 12 Mart 1921. Evet, yanlış hesaplamadıysam bu sene 101. yıl olacak İstiklal Marşı'nın kabulünün. Evet, insanız, hata yapabiliriz. Şimdiden bir hatamız olursa affola. Evet, direğimizi yaptık. Ama bu direk kısa geldi. Şöyle uzatalım birazcık daha bu direğimizi. Bakıyorum. Nereye kadar gelmem gerekiyor? Buraya kadar hemen şöyle katlayıp buradan kesince devamını yapıştıralım yine. Şöyle simli simli direğimiz de güzel gözüksün. Bu arada İstiklal Marşı'nı ezberlediniz mi? Bizler ezberliyoruz. Sizler de ezberleyin. Anlamını düşünerek ezberleyin lütfen. Çok güzel çünkü. Yapıştırdık. Şimdi bayrağımızı yapıştıralım. Bayrağımızın ortasını yapıştırmayı düşünmüyorum. Başını ve sonunu yapıştırmayı düşünüyorum. Dalgasını korumak için. Hemen bakıyorum, temiz kirli tarafı var mı? Bunun yok. İstediğim taraftan yapıştırabilirim. Şurasından. Bir tarafından yapıştıralım şöyle. Yıldızlarım bir saniye bizi izlemeyin. Evet. Şöyle biraz elimizi sürtelim çünkü yapışsın istiyorum güzelce. Evet. Şimdi diğer tarafını yapalım. Bakın fazla sürmüyorum. İhtiyacım olanı kadar sürüyorum. Evet, yıldızımız altı kaçıyor. Şöyle yapalım şunu da. Aa, burada bir yıldız daha mı var? Bizim de saklambaç oynayan yıldızlarımız var. Evet. Nasıl? Gayet güzel oldu, değil mi?
İstiyorsanız birazcık daha bu tarafa doğru alabilirsiniz. Şöyle ben birazcık daha uzatmak istedim sanki. Evet. Şimdi ayımızı yapıştıralım. Bu ayın arkasında Eva'dan kestim. Vardı. Hemen onu da gelip şöyle bayrağımızın şuralarına yapıştıralım. Dalgasını çok da bulmak istemiyorum. Yıldızımızın da aynı şekilde vardı. Yıldızımızı da şöyle güzelce bir yerleştirelim. Evet. Gayet güzel oldu değil mi? Dalgalanan bayrak gibi görüntüsü oldu hakikaten. Şimdi de karışık beyazlı kırmızılı yıldızlar yapmak istiyorum. Çünkü o zamanlarda savaş vardı. Birazcık onu da göstermek amaçlı kırmızı beyazlı yıldızlar yapmak istiyorum. Şöyle karışık yapabilirsiniz. Hatta beyazlarımızın arkası kağıtlı. Onun için onların kağıtlarını söküp yaparız. Önce kırmızıları yapıştıralım. Beyazlar sizi şöyle biraz kenara alalım. Bekletmeye alalım sizi şöyle. Evet, kırmızılarımızı yapıştıralım. Her yerde yıldız olabilir. Şöyle birazcık buralara taşıralım mı? Ne dersiniz? Tasarım size ait. Ben böyle tasarlıyorum diye yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Lütfen kendi özgün tasarımlarınızı yapın. Hatta Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını da çıkarıp onunkini de yapıştırabilirsiniz. Şimdi beyazları yapıştıralım. Son kırmızıyı da şöyle yaptık mı? Tamam. Evet, dizdim yıldızları. Böyle çok güzel oldular. Şimdi diyorum ki, şimdi biliyorsunuz İstiklal Marşı 10 kıta. 10 kıtasının ilk sözünü yazmak istiyorum. Çok da manidar olur diye düşündüm. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Daha da büyük yazabilirdik aslında. Evet, düzeltmeler yaparak daha da şık bir hale getirebiliriz. Sizler daha güzelini yapın lütfen. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.